Atın varım, ben varım ama hele memleketim anlar vay 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 vay. Hele memleketim anlar vay. Helal sana baba. Dönüyor şimdi. Ezdiğim sırrımda tüzenimde sarılma. Yaralama yılbaşı senin yurdunda. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Araştırma Uygulama Merkezi'nin düzenlemiş olduğu daha doğrusu aktif yaşam buluşmaları çerçevesinde düzenlenen üçüncü buluşmamız bu, değil mi? Bugün de yine çok değerli bir hocamız var. Hatta biz bu buluşmayı Ankara Üniversitesi'nde yapacaktık. Baktık havanın böyle arkası kara. Sizleri ıslatmayalım, sizleri üzmeyelim dedik. Apar topar atladık, buraya geldik. Ama bu organizasyonlar önceden planlanıyor biliyorsunuz. Önceden size verilecek faydalı bilgilerin planı yapılıyor. Ve değerli hocamız Serin Hanım da bu planı daha önceden Profesör Doktor Sayın Emine Özmete hocamla planlamıştı. Ancak bir kaza geçirmiş. Kaburgası kırılmış Serin Hanım'ın. Ama işte burada size bir mücadele ruhu örneği sergileyerek pes etmeden yine çıkmış gelmiş. Hayır demiş, ben gideceğim demiş. Bu vesile bir anlamda. Özür dilerim, Zeynep Hanım'ı kocaman bir alkış verebilir miyiz? Bizim fotoğrafları taşıyor. Çok teşekkür ederim bugün buraya gelmeyi dinlemek istediğiniz için. İsmim Işık Tüfekçi. 70 yaşındayım. 75 yaşındayım. 1992 yılından beri 23 yıldır diş hekim olarak çalışıyorum. Ama çocukları büyütürken çok fazla farkında olamıyor. O koşturmaca, para telaşı, gündelik hayatın devamı. Ama anneanneler, babaanneler, dedeler bunu elemişler, ipe sermişler. İnsanlarla, kıymetli büyüklerimizle, dünya çocukların çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Hayatı çok daha erken yaşta büyüyoruz, fark ediyoruz. Anneannemin de son dişine kadar ben çektim. Yani kadıncağız 25 sene önce bile ağzında bütün dişleri var, sadece iki dişinde dolgusu vardı. Ama eğer dişlerimiz çürüdüğünde küçükken yapılırsa dolguyla çözebiliyoruz. Biraz daha ilerlemiş fark etmediyse dişin sinir etkilendiğinde dişlerimizde ağrı yapabilir. İşte o noktada kanal tedavisinden başka yapılabilecek bir şey kalmıyor. Dişin sinirini alıyoruz ve dolgu öyle yapılıyor. Peki sizin çocuklarınız, yeğenleriniz veya başka birileri var mı bu mesleği sürdüren? Şu an yok. Şu anda yok. Bir kardeşim vardı, vefat etti. Evet. Benim oğlumun birisi, bay birisi gıda mühendisi. Bak bizde başka, ben. Bir ben kaldım. Ne güzel, çocuklarınız da en azından başka mesleklere de almış yürümüş değil mi? Onları düşünmüyorsunuz en azından. Çocuklarınızı düşünmüyorsunuz. Vermiş olduğunuz faydalı bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz.
Mahmut Erdem'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim.